Arkadaşlar günaydın. İyi pazarlar. Daha önce göstermiştim beşli yavru grubumuz. Onlar da antrenmanlarını yapıyorlar. Bugün bu sabah İstanbul'da yağmur vardı. Şimdi birazdan onlar da uçuşunu tamamlayacaklar. Onlardan sonra yavru, diğer beyaz yavru, teke düşen yavrumu uçuracağım. Hani daha önce bahsetmiştim, hani 10-15 dakika dönen erkeğin kardeşi, biraz daha gevşek demiştim. Ama daha düzenli demiştim. En son 5-6 takla dönüyordu. Şimdi onu her gün uçurunca oynamıyor arkadaşlar. Şimdi bazı kuşta böyledir, gevşektir. Her gün uçmak istemez. Onları 2 günde bir uçurmanız lazım. İşte aynı kardeş, aynı yuva kardeşi. Biri takladan kafayı kaldıramıyor, diğeri de çok yumuşak. Hatta diğer kardeşi filiz patlattı. Ciddi, hatta yardı kendini tek taraftan. Ama dişi kardeşi gayet yumuşak. Fazla üzerine de gidilmiyor. Hafiflemiş biraz daha. Onu da birazdan uçuracağım. Göreceğiz durumunu. Şimdilik bu yavrularımızı uçuracağız. Şöyle yaklaştırayım. Arap da taklayı çevirmiş. Bu beyazlardan daha umutluyum arkadaşlar. Yani o uçurduğum 3 beyazdan ziyade bu beyazlardan daha umutluyum. Açık konuşuyorum. Burada hani hangisinden umutluysun dersen, beyazlardan umutluyum. Daha önce uçurduğum beyazların bu sefer erkek tarafı aynı, fakat anne tarafı farklı. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Güzel kafa kaldırmış zaten. Yakında teke düşer. Böyle yaklaştırarak izletiyorum. Siz bayağı uzaklar aslında. Normal açısına geleyim. Güzel, zevkli uçuyorlar. Birkaç hafta sonra beyazı izleriz gibime geliyor. Arap yavrumuz var bir de, biliyorsunuz, perdeli. Taklayı çevirmiş, tekrar çevirememiş. Bazen atıyor ama tam çevirememiş. Bu Arap yavrunun arkadaşlar kanat sesi yok yavruyken. Ama bu bana işte bir abimizin hediyesi. Dedi ki uçur, bunlar böyle oluyor dedi. Taklayı falan çevirdikten sonra dedi, kanat sesleri geliyor. Oyuna başladıktan sonra kanat sesleri geliyor dedi. Tecrübe etmediğimiz için bunlar Irak kuşu esasında. Şimdi göreceğiz, bakacağız onlara da. Düzenli bir şekilde uçuruyorum şu anda kuşları. Evet, beyazımız, oyun açan beyazımız zaten gruptan ayrılıyor dikkat ediyorsanız. Oyun açan demeyeyim de taklayı çeviren diyeyim. Mesela hareketlerine dikkat ediyorsanız
Yüzüne yüzüne vuruyor tahtayı. Yani giderken vuruyor. Bu benim için çok önemli. Ve kendini asla bozmuyor, dikkat ediyorsanız. Yani giderken vurması, şöyle yakınlaştırayım, ayırdı zaten. Şimdi daha net göreceksiniz. Yüzüne yüzüne vurarak gidiyor. Yani bu hani normalde baktığınız zaman sıradan bir şeymiş gibi gelebilir size ama bu kuşlar arkadaşlar çok tehlikeli kuşlardır. Yani bunlar oyuna başladığı zaman aklınızı alabilir. Bunları takip etmekte fayda var. Çünkü yaptığı hareket zor bir hareket. Olduğu yerde yapmıyor, giderken yapıyor ve beni asıl o da hani şey yapmıyor. Hani etkilemiyor. Ama giderek vurması ve kendini kaybetmemesi, yani sersemlememesi, o çok güzel bir şey. Bu önemli bizim için bir işaret. Şimdi geliyorlar tekrar. Bakın özellikle beyaza dikkat edin. Dediğim gibi ben bu beyazlardan beklentim yüksek, inşallah beklentimizi alırız. Vaziyet bu yavrularımızda. Başka gelişmeler olursa yine aktaracağım size. Birazdan da diğer yavrumuzu izleriz. Oyuna başlamış yavrumuzu izleriz bunlar indikten sonra. Çok fazla baş yapmıyor arkadaşlar. Yani 3-4 baş yapıyor. Kardeşi daha çok çalışkan tabii ki. O inanılmaz çalışkan ama bu fazla çalışkan değil. Ama bunun fişek tertibatı falan daha iyi yani. Bakın arkadaşlar ta nerelerden geliyor.